Ve son 2, 3, 4. Yine bir gün ihal aldı bu gönlümü. Simten Gonca sen bir bedel ol güzel. Simten Gonca sen bir bedel ol güzel. Ateşi ruhleri yaktı bu gönlümü. Ateşi ruhleri yaktı bu gönlümü. Pür eda, pür cefa, pek küçük, pek güzel. Pür eda, pür cefa, pek küçük, pek güzel. Sencan abin ya. Ne yapıyorsun la dahinin? İyiyim. Bebeler, Ankaralı Sencan. Saygım sonsuz. Evet, bunu saymıyorum arkadaşlar. Teneffüs bitince yine bekliyorum. Sencan abi, hangi rüzgar attı seni buraya? Aa evet, güzel soru. Yine öğretmenler günü falan kutlamayacağız değil mi? Yok la. Zıtar yarışmasına katılmaya geldim. Hop zıtara. Ama sen zaten kaset çıkarmıştın ya. Ha dayının çıkardığımdan oldu. Senin Tanju Ağa klibimi kesti. Babam da geri çağırdı. Arada bir orada burada eserimi çalıyorlar ama bir türlü hak ettiğim şöhreti bulamadım. Ha evet. Ama ben Hop Zıtara katılıp da şöhret olanı hiç görmedim. Görmen tabii. Daha ben katılmadım da ondan. Hadi bana müsaade. Kaydımı yaptırdım. Aa şimdi de seçmelere gidiyorum. Arada boş vakit olunca bir ziyaret edeyim dedim. Daha bir hafta buradayım. Yine gelirim inşallah. Dünyada olmaz Ankaralı Sencan abi. Madem bir hafta buradasın, o zaman bizde kalırsın. La dayının ne diyorsun la? La dediğimi gayet iyi anlıyorsun la. Bizde kalacaksın dayınım. Başka yolu yok la. Tanju Bey... Ben de tam sizi çağıracaktım. Bu merdivenlerin hali ne, sorabilir miyim? Şimdi hiç o işlerle uğraşamam müdür hanım. Bu fırsatı kaçıramam. Anlamadım, ne fırsatı? Bizim evi bulabilirsin değil mi? Bulurum tabii la. Bu okulu bile bulmadın mı? Hadi uğurlar ola dayın. Hadi güle güle. Müdüre teyze. Kendini bilmeyen hey dost halkı ne bilsin? Halkı, 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 hakkı ne bilsin? Gel gel, şuraya. Ve geldik Popstar'ın son adayına. Kendisi baba baskısı nedeniyle adını gizliyor. Ama Popstar'dan hiçbir şey kaçmaz. Evet, sizi bekliyoruz acıların çocuğu. Ve işte geldi. Seni tanıyabilir miyiz? Abla, acıların çocuğu. Saygın sonsuz. Harikasın acıların çocuğu. Ne dersin? Acaba jüri seni beğenecek mi? Sen ne biçim konuşuyorsun kız? Beğenecek tabii. Bakalım ben onları beğeneceğim. Oo, oldukça iddialıyız. O halde gel bakalım hadi. Bol şans. Sakın okuma kız. Lan, lan. Kes kes. Kalksana be. Kalk şuradan, kalk kalk kalk. Hay ne zaman bitecek bu? Sen de kimsin? Bu fırsatı kaçıramam. Ya bir kurdalamayın lan. Bir. Şaşırttırıyor o adamı.
karanın taşına bak, gözlerimin yaşına bak. Düşman bizi esir etmiş, şu feleğin işine bak. Pek şanlıyım. Tamam tamam. Ne oluyor la, daha yeni başladıydım. Devamına gerek yok. Bence çok güzel oldu. Evet, doğru. Onu biz de biliyoruz da. Güzelse dinleyeceksin. Cürü olmuşsun ama dinlemeyi bilmiyor. Tamam tamam, sakin olun. Ah. Niye rumuz kullanıyorsunuz? Sana ne ki? Hepinizi ayrı ayrı mı anlatacağım? Ne kadar dışarıdan abi. Kızı anlattım. Gidin ona soruyor. Ne kadar sinirle karışmış. Ne aranızda konuşuyorsunuz la? Beni mi çekiştiriyorsunuz? Tamam kardeşim, teşekkür ederiz. Finale kalan 10 kişiden biri olup olmadığını akşam televizyondan öğreneceksin. Ya adam bir arar, telefondan söyle. Şehir bebeleri değil. Hepsi bir bunlar. Al birini uğratıyor yine. Hadi. 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 Çık dışarı. Çık dışarı. Allah Allah. Bütün adaylar bitti değil mi? Aslında bitmişti ama bir daha çıktı. Ne demek biri daha çıktı? Listede başka isim görünmüyor. Ben kimseyi dinlemem. Dinleyeceksin hoca, dinleyeceksin. Bu fırsatı bir daha kaçıramam. Ah Erdemet, Erdemet zalim felek, sineme dokunma benim. Ah taş, taş mısın? Taş mısın? Taş mı sandın yüreğim, kalamı bedenim, ay. Aman 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 aman, ne zalim bir zaman, ey. Her ete keki katılmaz, yoğurt kovası atılmaz. Bilmiyorsan sor güzelim, vanilladan toz bezi yapılmaz. Fıttır fıttır fıttırdım, şıttır şıttır şıttırdım. Hele ne olacak bu halim, çıldır çıldır çıldırdım. Dur dur, az kaldı kaçırıyorduk. Lan yenge ne yapıyorsun, burada sanatçıyı diyoruz ya. Aa kardeş, unuttum galiba. Birazdan Hopstar'da finale kalanlar açıklanacak. Ne duruyorsun yenge? Açsana kız. Ve işte beklenen an geldi. Şimdi Hopstar yarışmasında finale kalan birbirinden yetenekli 10 ismi okuyorum. Allah'ım. Kimlerin finale kalacağına kim karar veriyor? Jüri. Jüri karar veriyor yeğenim, jüri. O zaman niye 10 kişi seçiyorlar? Hazır oturmuşken en yeteneklisini seçseler ya. Şşş dayının, acık sus. İsimler okunuyor. İşte finale kalan ilk isim. Can Ciğer. Ve işte 9 numara. Bu arada tekrar hatırlatıyorum, bu sıralama karışık yapılmıştır. Derecelendirme falan değildir. Evet, 9 numara. 9 numara. Hadi la. 9 numara, acıların çocuğu. La 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 la, bu benim la. Allah. Bu benim. Finallerdeyim la, finallerdeyim. Yaşasın finaller. Ankara Düşencan abi, niye adını kullanmadın? Niye olacak? Babam tanımasın diye ha. Allah'ım, inanamıyorum la. Geldik son adaya. O sürpriz bir aday. Son anda geldi. Ama jüriyi fena etkiledi. Ve 10 numara Karadeniz efsanesi Tanju. Ya bu isim bana hiç yabancı değil ama. Olmaz tabii. Tanju amca, sen de mi yarışmaya katıldın? Benim olduğum yerde yarışma olmaz delikanlı. Ben birinci olurum. Kalanlar diğer dereceleri paylaşır. Hadi bana müsaade. Daha işim gücüm var. Ben de bir yerden soğuk geliyor diyordum. Şencan abi, yarışmaya nasıl hazırlanacaksın? Size hoca ayarladılar mı? Yok la. Bunların o kadar parası yokmuş. Ama hoca şart abi. Sesini mesini terbiye etmek lazım.
Sen çok terbiyesizsin. Ne? Sonra o yarışmalarda torpil morpil de oluyor diyorlar. Sahi mi la? Sahi la. Sana maddi ve manevi destek olacak birilerini bulmak gerek. Aa, belki Selçuk öğretmenim ders verebilir. Yok yeğenim, o yetmez. Böyle daha kallavi birilerini bulmak lazım ama nasıl? 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 Şıttırı şıttırı şıttırdım, fıttırı fıttırı fıttırdım. Ne olacak bu halim? Çıldırı çıldırı çıldırdım. Ankaralı Şencan saygım sonsuz. Malzeme bu abi. Ne buyurursun? Tamamdır abi. Emrin olur. Barış abi, tefeci Fikri abi ne dedi? Olur dedi. Beğendim dedi. Bundan sonra bizim kanatlarımız altında dedi. Ne de olsa her mafyanın bir sanatçısı vardır dedi. Şencan abi nasıl hazırlayacaksınız peki? O kısmı meslek sırrı. Sabah hazır ol. Gelip seni alacağız. Okuldan ama ben orada olurum. La. Do re mi fa sol la. Ha. Beni iyi dinleyin. Şu yarışmaya katılan diğer adaylar var ya. Aha. Hepsini tek tek tespit edip ilgilenin. Anladınız mı? Tamam abi. İyi akşamlar bey baba. Aha. Bizimkiler yine ne işler çeviriyor acaba? Yok yok. Bu sefer karışmayacağım. İyi de ya. Hayır hayır. Kesin karışmayacağım. Böyleyken böyle öğretmenim. Birazdan gelip Şencan abi olacaklar. Gerçi enişte onlar yanlış bir faaliyette bulunmaz ama... ben yine de Barış abinin konuşmalarından biraz işkillendim. Senin işkillerin hep çıkar. Bakalım bu sefer başımıza neler işkillenecek. Durun la durun bir dakika. Hopslardan bahsediyorlar. Bir son dakika haberi için başbakanın basın toplantısına ara veriyoruz. Aslında toplantı devam ediyor da biz yayına ara veriyoruz. Sevgili seyirciler, Hopstar'da finale kalan 10 kişiden 4'ü az önce haber merkezlerine bir faks çekerek yarışmadan çekildiklerini açıkladılar. Gelişmelerle tekrar birlikte olacağız. Söz tekrar başbakanlar. Allah Allah, neden çekildiler acaba? İyi olacak lan, benden tırsınlar tabi. Bu müzik hocan. İyi. Bu dans hocan. Bu da terzi. Merhaba. Beğendin mi? Beğendim tabi lan. Niye beğenmeyeyim? La havla. Barış abi, peki bu kim? Bu terzinin müşterisi. Şahit bırakmamak için onu da getirdik. Şencan kardeş, yarışmanın yapılacağı otelde sana özel bir mekan ayarladık. Yürü de çalışmalara başlayalım. Tarık ilde gelsin mi abi lan? Tabii gelsin de lan. Ama şimdi okul var değil mi lan? Öyle olsun. O zaman akşam bekliyorum bak. Hadi, hadi eyvallah. Hadi 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 hadi. İsterlerse 50 tane hoca ayarlasınlar, bana vız gelir. Ben kendi kendime yeterim. Tanju Bey, ne oluyor Allah aşkına? Ne olmuş? Ne bu çocukların hali? Nesi varmış? Artık hazıra konmak yok müdür hanım. Artık herkes çalışacak. Ben bugün varım, yarın yokum. Bu fırsatı kaçıramam. Ne? Ne fırsatından bahsediyorsunuz siz? Tanju Bey, size söylüyorum. Okul çıkışı ben de otele gittim. Aa, bir de ne göreyim? Şencan abinin etrafında bir sürü kişi vardı.
Ne istese yapıyorlardı. Yapacaklar tabii dayının. Sanatçıyız biz de. Cevahir, evimizde meşhur biri kalıyor. İster misin biz de TV'lere çıkalım? Sen çık geri bar. Ben yüzümü eskitmek istemem. Yeterince aşındı zaten. Şok şok şok. Hopstar'ın finaline günler kala şaşırtıcı bir gelişme daha yaşandı. Bu sabah yarışmadan çekilen 4 yarışmacının ardından demin 4 finalist daha yarıştan çekildiğini açıkladı. Ve yetkililer fena şaşırdı. Fakat geriye sadece Acıların Çocuğu ve Karadeniz Efsanesi Tanju kalmasına rağmen yarışmanın aynı tarihte yapılacağı açıklandı. Gelişmeler... Ne oluyor lan? Karşımda rakip kalmadı. Adeta yarışmanın üzerinde bir lanet var. Birazdan medyada damlar buraya. Beğendin mi yaptığını? Ağzını biraz hayra aç ya. Hadi siz kapıyı açın da biz Şencan abinle burada kalalım. Hadi hadi. Ben niye medyanın karşısına çıkmıyormuşum lan? Otur yerine asabımı bozma. Sen medyayı bilmezsin. Adamı rezil ederler. Acıların Çocuğunu arıyoruz. O burada mı? Yarışmadan çekilenler onun çektirdiği söyleniyor. Acaba doğru mu? Bir bardak su verir misiniz? Ölmüşlerinizin canına değsin. Acıların Çocuğunun öldüğü söyleniyor. Acaba cesedi nerede? Sevgili basın mensupları. Değerli medya sakinleri. Malumunuz. Şu an pek müessip bir hadiseyle karşılaştık. Allah sizi inandırsın, biz de ağzımız açık kaldık. Lakin bir gelişme olursa ilk size haber vereceğiz. Biz Acıların Çocuğunu istiyoruz. Başvuru formunda bu adres yazılı. Boşuna saklamayın. Eğer siz vermezseniz biz zorla alacağız. Aa, kızım da canım ayıp oluyor ama. Onu alacağız. Medyacı abi ve ablalar. Burada bir çocuk var. Lütfen beni şiddete özendirmeyin. Haklısın ama biz de görelim. Ne oluyor burada? Ne yapıyorsunuz siz bakayım orada? Dağılın! Dağılın bakayım! Dağılın dedim! Dağılın! Dağılın! Dağılın dedim! Her şeyi açıklayabilirim. Yani belki açıklarım. Yok yok, hiç zannetmiyorum. İstemiyorum kızım. Hiçbir şey bilmek istemiyorum. Bu sefer karışmayacağım. Ama şimdi bunları kovaladın ya. Teyze, ben senin yerinde olsam... Neyse, inşallah senin yerinde olmam. Medya bunları rahat bırakmaz. Ben mekana geçiyorum. Siz de emaneti alıp oraya getirin. Ha, içeridekiler dostumuz sayılır, işi sevimli bir üslupla halledelim. Kapış. Kapış abi. Bu işin içinde eğer tefeci Fikri abi ve mahdumları yoksa ben de adam değilim. Gerçi ben zaten adam değilim ya. Olsun. Şimdi ne olacak la? İtibarım sarsıldı. Hangimizin itibarı sarsılmadı ki? Yeğenim dur. Bizi bırakıp da gitme. He? Ama gitmek zorundayım. Hiçbir yere gidemezsin. Dünyanın öbür ucuna da gitsen peşini bırakmam. O kadar uzağa gidemem zaten. Af buyurun. Tuvaletim var. Yan tarafa geçiyorum. Yavaş yavaş. Abi hani sevimli olacaktık? Tamam koçum, bir dakika olacağız. Sen şuna, sen de bana. Ben karışmıyorum torunum. Ne olmuşsa olmuş. Bu sefer hiçbir şeye karışmıyorum. Ama dede... Enişte. Sonra uyanınca enişten Barış abiyi aradı.
Meğer Şencan abi onlar götürmüş. Hatta yarışmadan çekilen 8 kişi var ya, onları da Barış abiler çektirmiş galiba. Peki madem öyle bana niye gelmediler? Ama tabii cesaret edememişlerdir, değil mi? Ondan değil Tanju amca. Eniştemin dediğine göre, ki ona da Barış abi telefonda söyledi, seni rakip olarak ciddiye almamışlar. Evet, peki Şencan abi neredeymiş? Bilmiyorum öğretmenim. Onu öğrenemedim. Aa, Barış abinin adamlarının arabası. Evet onlarmış. Şencan Bey'in selamı var. Seni istiyor. Beni mi? Tarık'ı yalnız bırakmam. O gelirse ben de gelirim. Olur, bizim için mahsuru yok. Onlar gelirse ben de gelirim. Hayır, Şencan Bey seni görmek istemiyor. Demek beni kale almadılar ha? Tanju Bey! Tanju Bey nereye? Yazıklar olsun. Beni kale almayan son insan şimdi akıl hastanesinde dantel işliyor. La, Fahmi dedin hemşerim. Yok birader, kendi kendime konuşuyor. Ula kendi kendine konuşana ne derler biliyor musun? Ne derlermiş? Ula bu yaşa kadar yılını öğrenemediysen hiç elleme onu ya. Şencan Bey nerede acaba? Ya böyle sibe böyle mi olur kardeşim? Vallahi ben bilmiyorum vallahi. Evet, ben de öyle tahmin etmiştim. Getirdik abi. Yürü lan! Benim de ağzımı bozdu. Bu şarkı öyle mi çalınır lan? Beyefendi, en münasibi laile girmektir. Ne lası la? Ne lası la? Önce ben bir okuyayım. Siz neresinden istiyorsanız oradan girin. Ah! Sen de rahat dur la. İneği dürtüp duruyorsun dibinden beri. Affedersiniz beyefendi. Allah Allah. Her ete keki katılmaz. La bırak onu ya. Al. Bundan çalın. Yalınız sazıma iyi bak. Okuyorum, iyi takip et. Her ete keki katılmaz, yoğurt kovası atılmaz. La dayının vallahi bunlar hiçbir şey bilmiyor ya. Vay 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 dayının geldiniz mi la? Ses çalışacak oğlum, ben geliyorum. Şencan abi iyi misin? Seni çok merak ettik. Merak etme dayının, ben iyiyim. Şu bebelere içecek bir şey getirin la. Ne getireyim la? Ha? Ne getireyim? Ne alırdınız? Ben sıkma portakal suyu alayım. Ben de portakal suyu alayım ama fazla sıkmayın. Hemen bitiyor sonra. Şencan abi nasılsın? Rahatın yerinde mi? Çok şükür. Hani ocağı gibi olmuyor ama idare ediyoruz. Gördüğünüz gibi hırıl hırıl çalışıyoruz. Harıl harıl olmasın? Niye olsun ki? Artık tek rakibin Tanju amca değil mi? Hiç güleceğim yoktu. O da rakip mi dayının? Onu düşünsem hiç çalışmam. Ben kendi itibarım için çalışıyorum. Tefeci Fikri abi onu ciddiye almayın dedi. Yoksa çoktan onun ifadesini de almıştık. La portakal suları nerede kalmadı? Allah. Dayının kusura kalma. Önemli değil Şencan abi. Şimdi temizlerim. Ben birazdan gelirim öğretmenim. Tabii evet. Tüh. Thank you.
ki amca? Acaba Leo baba ne tarafta? Panonun arkasındaki amca, beni duymadınız mı? Bahar olmuş. Buradaymış. Demek beni rakip olarak görmüyorlar ha? Öyle olsun. Ama ben bunun altında kalmam. Bir şey yapmam lazım ama... Ne? Şencan abi, sen bizim eve gelmiyor geleceğim musun? Geleceğim dayının, gelmem mi? Lakin röportaj için gazeteden gelmişler. Siz gidin, ben onları savuşturup hemen geleceğim. E hadi, Allah kolaylık versin. Bir ihtiyaç olursa ararsınız. Telefonumu biliyorsunuz. La hocanın ne ihtiyacım olacak? Hatlayıp geleceğim işte. Hadi güle güle. Hadi ısmarladık Şencan abi. Kolay gelsin. La kesi kağıdım nerede benim? Bu gazeteciler benim yüzümü görmesin demedi mi? Şimdi adama benzedin. Hadi çağırın şu gazetecileri dayının. Tarık, sence yarışmada Şencan abi mi birinci olur, Tanju abi mi? Benim yorum yapmam doğru olmaz. Niye ki? Çünkü beni herkes seviyor. Kim birinci olur desem, diğeri üzülür. Tarık, sen mi çaldırıyorsun beni? Bilinen bir numara arıyor. Ama ben numarayı bilmiyorum. Efendim? La dayanın, hemen otele gelin lan. Beni buradan salmıyorlar. Şencan abi, emin misin? Eminim tabi la. Röportaj bittiği gibi Barış Efendi'ye dedim ki... Ben Tarık ile gidiyorum arkadaş. Zamanen gelirim dedim. Olmaz dedi. Hiçbir yere gidemem dedi. Niye öyle dediğini dedim acaba? Dedi. Ben onların sanatçısıymışsın da... Onlar nedirse yapacağımışsın da... Yarışma gününe kadar da burada kalacağımışsın. Yoksa medyayla ne sıkıntı yaşarmışsın? O zaman şimdi ne yapasaymışsık ki? Yani şimdi ne yapacağız öğretmenim? Şehrin ortasında zorla adam tutacak değiller herhalde. Elimizi kolumuzu sallaya sallaya çıkıp sizin eve gideceğiz tabii. Heh. Kalkın gidiyoruz. Hadi. At olsun. Ejda kardeşim, benim neyim eksik? Boy desem boy. Yürü desem yürü. Bak. Ne oldu öğretmenim? Hiç. Şencan Bey, siz önden buyurun lütfen. Niye la? Sen önde duruyorsun. Hadi hadi, önce sağdaki geçer. Sünnettir canım. Hadi. Hadi canım. Hadi canım.
Hayrola? Bir yere mi gidiyoruz? La hemşerim, ne tutuyorsunuz beni la? Biz yatırımlarımızı gözümüz gibi koruruz. Ama Şencan abinin tek rakibi var. O da Tanju abi. Niye bu kadar sıkıştırıyorsunuz? Tarık'cığım. Kaç defa söyleyecekler Tanju abiyi rakipten saymıyorlarmış işte. Aynen öyle. Kendisinin varlığıyla yokluğu arasında bizim için hiçbir fark yok. Fakat Şencan kardeş bir nevi bizi temsil ediyor. Ehaliyle onu korumak da bize düşüyor. Şimdi. Ama Barış abi. Ama Barış abisi. Siz hala buradasınız. Madem öyle bize müsaade. La beni yalnız mı bırakıyorsunuz aynen? Merak etme Şencan abi. Bir yol düşüneceğiz. Sakın endişelenme. Biz hep senin yanındayız. Götürün. Ağzıma dokunma lan. Bırak. Ben gelin bilerim. Gel. Biz adamın karşısında tek bir rakip bırakmayalım. Adam bize hala la desin. Yürü la. Ne oluyor la? La senin ne işin var burada? Seni bunların elinden kurtarmaya geldim. Adamların üçü ön tarafta. Arka tarafa baktım müsait. Hemen koş çık. Sahi mi diyorsun la? Sahi diyorum ya. Sen gelmiyorsun bana? Benim bunlarla görülecek bir hesabım var. Siz burada bekleyin. Kardeş, bak sana yemek getirdim. Ne oldu? Hani beni kahve almıyordunuz? Senin ne işin var burada? Şencan nerede? Ne oldu? Hani beni kahve almıyordunuz? Adam takıldı. Adam kayıp. Çocukları ara, buraya iki kişi gelsin. Tamam. Aşağı bak sen. Tamam. Sen koridora bak, sen de gel. Önce hep beraber çıkmak istedik. Müsaade etmediler, engellediler. Sonra ikna etmeye çalıştık. Dinlemediler, kulaklarının üstüne attılar. Şencan abi eve getirmek için elimizden geleni yaptık. Ama bizi eli boş gönderdiler, kovaladılar. Yahu çok üstelemeseydiniz be. Ne de olsa Barış abiyle az çok hukukumuz var. Cevay, şu dediğin lafa bak. Otelde resmen bir sanatçı adeta ölümle dans ediyor. Dans dersi almadı mı bu? Kim ne isterse onunla etsin. Şey yeğenim, sizi takip eden olmadı değil mi? Bilmiyorum enişte. Ama Barış abileri soruyorsan onlar zaten burayı biliyorlar. Ya bir kere de ağzını hayra aç be. Kimse yok mu lan? Aa. Oh. Açıksana kapıyı. Şencan abi. Ne bu la? Esir miyim ben? Benim babamın tarlaları her yıl tonlarca ekim veriyor la. Ben buraya sazımdan sözümden halkıma bir şeyler vermeye geldim. Şu bana edilene bak. Şencan abi, sen otelden nasıl çıktın? Lafı ağzımdan aldın Tarık'cığım. Maşallah boynuz kulağa geçmiş. La Tanju dayı çıkardı ya. Tanju dayı derken? La şu bebelerin okulundaki müstahdem yok mu? O işti. Beni çıkardı ama kendi kaldı. Halbuki kendisi de hiç fedakar birine benzemiyordu. Dış görünüşe kanmayacaksın tabii. Geçenlerde aşağı mahallede yaşlı bir amca vardı. Meğer aslında çok genç değil miymiş? Ama garibim, o da pek çekmiş tabii. Barış beyler nerede acaba? Alo! Aç şu kapıyı. Aç diyorum. Bak teyzesini al. Gel abi gel. Biz saklanalım da bunlar ne yapıyorlarsa yapsınlar, gel. Ha, ben de saklanacağım la. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Ya yürü. Dellendirme adamı, yürü. Yürü hadi. Buyurun. Yenge, ben Cevahir'i arıyorum. Daha doğrusu Şencan'ı arıyorum. Öyle mi? Gel Tarık'cığım, bizle alakası yok.
Aceleye mal yok. Şencan nerede? Ankaralı Şencan abi mi? Ta kendisi. Aa, Barış abi, aslında Şencan abi Ankaralı değil, biliyor muydun? Aslan Yozgatlıymış. Aferin ciğerim, ipuçlarını birer birer ver. Kardeş, ben Şencan'ı istiyorum. Yozgatlı da olsa, Ankaralı da olsa fark etmez. Yeter ki Şencan olsun. Aa, olur mu? Yozgat bölgemiz yiğidinin harman olmasıyla meşhurdur. Ankara'da ise zengin kömür yatakları vardır. Konya'da... Kardeşim, beni anlamıyor musunuz? Nece konuşuyorum ben? Türkçe konuşuyorsun Barış abi. Tabii biraz fazla argo kullanıyorsun ama... Keşke bütün kabahatin bundan ibaret olsa. Ciğerim, ne kabahatini gördün? Ben gördüm. Ama söyleyemem, Alp'tekinin babası korkabilir. Buralardayım. Gene geleceğim. Babacığım, Süpermen gibi tam vaktinde geldin. Neler oldu? Sakın! Ben bu defa hiçbir şey bilmek istemiyorum. Hiçbir şeye karışmıyorum. Hepinize hayırlı günler. Sana da dedeciğim. Büyüyünce ben de dedem gibi hiçbir şeye karışmayacağım. Geç geç. Kardeşim. Hala dışarıdalar. Şimdilik dışarıdalar. Ama er ya da geç içeri girip şunu almak isteyecekler. Şencan abi konuşsaydı bana şunu deme lay derdi ama. Neyse ki sinirinden konuşmuyor. Bilmem farkında mıyız ama ben iyi kötü ki tabii bence iyi bir öğretmenim. Fakat niyeyse ben de buraya tıkılıp kaldım. Siz bir çıkış yolu bulmadan kimse buradan dışarıya başını çıkaramaz. Neden polis amcaları aramıyoruz? Hı. Ya tabii. Arayalım da sonra tefeci Fikri Bey başımıza bela olsun. Hı. Bu meseleyi dışarıdakilerle arayı bozmadan halletmeliyiz. Bu durumda tek çare var. Şencan Bey abiyi onlar görmeden evden dışarı çıkarmak. Eve girer diye şunu görürlerse size yazık olur. Şencan abi konuşsa yine bana şunu deme lay derdi ama. Neyse ki hala konuşmuyor. Tamam, tek çare o diyelim. Peki nasıl çıkaracağız biz şunu? Aa, Cevahir, ben bir yol buldum galiba. Cevahir? Cevahir! Dünyada olmaz. Ben Barış abilere karşı bir hareketin içinde yer almam. Ama Cevahir, araba senin. Al anahtarları. Ne haliniz varsa görün. Ama enişte. Yav yeğenim, bak açık konuşuyorum. Siz beni atsanız atılmam, satsanız satılmam. Ama Barış abi öyle değil. Eğer beni yakalarsa hepinizi ispiyonlarım. İşinize geliyorsa. Bu durumda başka çare kalmadı. Nerede o herif? Herif derken? Yenge. Konuşmama hakkımı kullanmak istiyorum. Konuşursam aleyhime kullanabilirsiniz çünkü.
La hoca, hala niye tedirgin dolanıyorsun la? Burası sizin okul değil mi? Evet tabii. Müdür hanım dünden beri bir öğretmen olarak nelerle uğraştığımı bir duysa burası artık benim okulum olmaz. Haklı tabii. Koca hoca olmuşsun. Hala kaçak göçek işlerle uğraşıyorsun. Moralinizi bozmayın öğretmenim. Siz muhtaç bir insana yardım ettiniz. Dayının sen kime muhtaç diyorsun la? Hadi Şencan Bey yürüyün lütfen buyurun. Tamam. Hadi Şencan abi. Yürüyoruz işte. Hadi Şencan abi. Şencan abi. Yetiştirme. Tamam. Geç bakalım. Girin. Evet. Dur, dur. Oturun çocuklar. Evet. İç. Görüşmeyeli nasılsınız bakalım? Öğretmenim Şencan abi de artık bizim sınıfta mı ders görecek? Öğretmenim Şencan abi sınıf arkadaşımız olacak sonra Şencan diyebilir miyiz? Öğretmenim veli toplantısına Şencan'ın velileri gelmesi olur mu? Annem Ankara'yı sever ama babam oradan çok korkar. La öğretmenim ben burada tahtayı sikemiyorum ki. Anam biri geldi. Salak. Çık. Günaydın Selçuk Bey. Günaydın Kadriye Bey. Nasılsınız bakalım? Fena değil. Tanju Bey'i soracaktım. Telefonu cevap vermiyor. Eve de gitmemiş. Ah şu Tanju abi ya. İlahi Tanju abi. Siz onu dünden beri görmediniz değil mi? Oho, dünden beri neler gördüm bir bilseniz. Ama tabii onu görmedim. Peki. İyi dersler. Cümlemize. Bitti mi? Bunca yıllık çalgıcılar bir horon havasını çalmayı bilmez Beyefendi, mi ya? Biz diğer sanatçımızın taleplerini çalışıyoruz. Tamam hoca uzatma. O bitti artık. Madem buraya kadar geldiniz artık bana ayak uyduracaksınız. Sen de biraz bol tut şunu ya. Memlekete tamam, rezil edeceğim tamam. Bizi. Ben de dans hocasıyım da. Yani acaba biz... Seninle işim olmaz. Bana dans öğretecek adam daha anasından doğmadı. Hadi! Sabahtan beri prova yapıyorlar. Gelen elemanları geri gönderelim mi? Bırak kalsınlar. Şencan'ı bulursak lazım olacaklar. Nasılsa para mara vermiyoruz. Tamam abi. Hadi hoca hadi canlanın biraz. Beni kale almamak neymiş göstereceğim onlara. Gündür dışarıda telef oldunuz. Bir çay falan kaynatayım mı? İyi gelir. Yenge, sizi gayet iyi anlıyorum. Ama tefeci Fikri abi benim gibi anlayışlı olmayabilir. Şimdi son kez soruyorum. Şencan nerede? Where is Şencan? Where is Şencan? Donde esta Şencan? Şencan Bey burada değil. Emin misin? Bizde yalan olmaz. Kimi zaman küçük oyunlar eder, doğruları gizleriz ama asla yalan söylemeyiz. Yalan mı? Asla. Barış abiye yanlış yaptılar. Dua etsinler bizimkilerle akrabayı. Yoksa hiç gözlerinin yaşına bakmaz. Aşk oldu. Öz evladını tutup kaçırsalar oralı bile olmayacaksın demek ki. Ulan madem ki Şencan burada değil nereye gidebilir ki? Dur bir dakika. Tabii ya. Başka nereyi biliyor ki zaten? Yürü!
Çocuklar. İyi günler. Günler canım. Aman dikkat edin karşıdan karşıya geçerken ha. Selçuk Bey, dersler bitti. Siz evinize gitmiyor musunuz? Hayır. Yani şimdilik hayır. Bir süre daha burada kalmak istiyorum. Neden? Lütfen sormayın. Bu bir sır olarak kalsın. Tamam da. Bakın yani... hala uzatıyorsunuz. Selçuk Bey. Ama Kadriye Hanım. Yeter be. İyi kalın. Ama Tanju Bey gelirse beni aramasını söyleyin diyecektim. Şunu doğru düzgün söylesenize canım. Tarık, bunları nereden buldun? Gece burada kalacağız diye arkadaşların beslenmelerinden yiyecek ümmeti topladım öğretmenim. Herkes 3-5 lokma verdi. Ya bütün gece burada mı kalacağız? Ben sanmıştım ki... La ne sandın la? Başımı derde koydunuz hala konuşuyorsunuz. Başka gidecek yerim mi kaldı? Otur la otur, aç kalacaksın sonra. Merak etmeyin öğretmenim. Ben teyzemleri arayıp gelmeyeceğimizi söyledim. Evet, çok merak etmiştim. Ya Tanju abiden hiç ses yok değil mi? Boş geçin hocam. Bir şey olsa duyardık zaten. Tam tahmin ettiğim gibi. Buradalar. Şencan'ın da içeride olduğuna eminim. Abi içeri girelim mi? Aslında iyi olurdu. Ama benim daha iyi bir fikrim var. Yürüyün. Otele dönüyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Bu ne kardeşim? İnsan misafirine bu kadar mı yemek getirir? Sen bize gelsen biz sana böyle mi muamele edeceğiz? Ne oldu hemşerim? Beni ciddiye almamanın faturası ağır geldi değil mi? Birader, sen hasta mısın? Gerekirse onu da oluruz. Ama beni kahve almayacak adam daha dünyaya gelmedi. Bak birader, seninle çene çalacak vaktim yok. Bana Şencan lazım. Eğer onu kafeslememe yardım edersen ne ala? Yok, etmezsen yarın yarışmaya marışmaya çıkamazsın. Ne oldu? Zoruna mı gitti? Düşün taşın. Birazdan yine konuşuruz. Evet abi. Acıların çocuğu yaz, 33 küsura gönder. Önemli tabii abi. Garibim, onca yoldan gelmiş, birinci olmasın mı? Ya... Ben de seni tanımıyorum ama adam yerine koyduk aradık abi. Alo. Alo. Cevahir. Sence yarın yarışmada hangisini giysem ha? Malum TV'ye çıkacağız ya. Ya Kehribar. Tefeci Fikri abiyi karşınıza aldınız ya. Ben radyoya bile çıkmam artık. Kendimizi nasıl affettireceğim hiç bilmiyorum. Hı? Yani beni orada yalnız mı bırakacaksın? Tamam ya. Geleceğim. Yeter ki öyle bakma ha. Baba iyi ki geldin. Bir de sana sorayım. Sence bunlardan hangisi daha güzel ha? Ama babacığım. Geri bak. Ne oluyor ya? Ben bu sefer hiçbir şeye karışmıyorum. Hiçbir şey de bilmek istemiyorum diyor. Her ete kekik atılmaz, yoğurt kovası atılmaz. Bilmiyorsan sor güzelim, vanilladan toz bezi yapılmaz. Fıttırı 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 f
çıtırı çıtırı çıtırdım. Ne olacak bu halim? Çıldır çıldır çıldırdım. Öğretmenim, sizce o terörist pantolonun nasıl olduğunu sorsak mı? Peki sizce o da böyle çalışıyor mudur? Bir şey daha soracağım. Şencan abi kısa süreli de olsa mafya ile işbirliği yaptı. Sizce tokat yeme ihtimali yüzde kaçtır? Kimse duymasın ama kendi kendimi tuzağa düşürdüm. O adamı bunlara teslim etsem delikanlılara sığmaz. Etmesen bana yazık. Evet birader. Kararın nedir? Yarışmaya katılıyor musun, katılmıyor musun? Onu konuşuruz da sen önce şunu söyle. Beni kale almadığına pişman mısın, değil misin? Selçuk Bey! Selçuk Bey! Selçuk Bey! Müdür hanım. Müdüre teyze. Bugün cumartesi değil mi? Umarım mantıklı bir açıklamanız vardır Selçuk Bey. Bir açıklamamız var ama mantıklı mı değil mi? İsterseniz ona jüri karar versin. La sabah sabah ne oluyor lan bebeler? Acık susun sani. Numan Bey, benim Kadriye. Müsaitseniz bir konu hakkında konuşmak istiyorum. Tarık, Selçuk Bey, Ankaralı Şencan, sizin evdekiler ve bir de Tanju Bey hakkında. Girin. Selçuk Bey, Şencan Bey'i de alıp otele gidebilirsiniz. Sizinle sonra konuşacağız. Siz görürsünüz Tanju Bey. Görürsünüz. Cevahir! Cevahir! Hadi canlı yayına geç kalacağız. Kehribar nereye? Baba, bir şey mi oldu? Hiçbir yere gitmiyorsunuz. Ama hani sen bu sefer hiçbir şey karışmayacaktın. Buraya kadarmış. Artık mecbur karışıyorum. Bana bak Kehribar. Ben şimdi gidiyorum. Ama hele bir dışarı adımınızı atın. Ama... İyi de babacığım canlı ye. Sus Kehribar, sus! Yırttık! Aslan kayı babacığım! Sen de sus emlakçı! Sen de sus! Şimdi o Şencan'ı ya da yanındakileri arayıp buraya gelmelerini söyleyeceksin. Aşağısı ana baba günü. Şencan buraya girerse bir daha kaçamaz. Biz onu alınca da sen efendi efendi yarışma salonuna gidersin. Şencan yarışmayacak mı? Yarışacak. Yarışacak tabii ama önce bizimle minik bir sözleşme imzalaması icap edecek. Hadi. Bir dakika. Pardon. Bir dakika, bir içelim. Yol açın. Bir müsaade edin. Pardon. Yol verin.
Alo. Hoca benim. Savcı abi. Geldik abi. Nereye? Niye? İyi tamam geliyoruz. Ne oldu lan? Nereye gidiyorsun? Biz buradayız. Sakın bir yamuk olmasın. Hiç merak etmeyin. Dışarı çıkın hadi. Hem çağırıyor hem de itekliyorlar lan. Hadi itekliyorlar lan. Sazı bırakın lan. Aman tanrım. Alo. Sizin şu adamlar içeride. Tuvalette kilitli vaziyette. Tuvalete hepsi beraber mi girmiş? Az dinle hoca. Yarışmadan önce şunu bulurlarsa bir sözleşme imzalatacaklar. Ama kalabalıkta hiçbir şey yapamazlar. Anlayacağınız siz bir an evvel aşağıya inin. Sen ne yapacaksın peki? Sıram gelene kadar bir odada beklerim. Beni bulurlarsa bu fırsatı kaçırabilir. İyi de niye bana yardım ediyorsun lan? Sahnede karşıma çık da boyunun ölçüsünü al. Hadi hadi oyalanmayın. Ama Tanju abi. Hadi hoca hadi. Tanju abi. Hadi. Şimdi beni iyi dinle. İstiyorsan size kapıyı açarım. Ama bir şartla. Neymiş o? Şencan'la sözleşme filan yapmayacaksınız. Beni duydun mu? Alo, sana söylüyorum. Tamam tamam. Başka çaremiz mi var? Güzel. Şimdi kapıyı açacağım. Beşe kadar sayıp çıkabilirsiniz. Ha. Bu arada Tanju Efendi 1415 numaralı odada kalıyor. Bir, iki, beş. Abi, ben bir tuvalete gireyim de. Gir, gir. Artık acelemiz yok nasılsa. Peki abi. Tanju, sahneye bekleniyorsunuz lütfen. Tanju amca nerede kaldı acaba? Nerede kalacak dayının? Belli ki beni görünce sahneye çıkmaya korktu. 02 Tanju, sahneye lütfen. Maske takmayacak mısınız? Yok dayının, ne takacağım la? Şu sahneye bir çıktım mı, babam bir daha bir şey diyemez. İnşallah başka aksilik çıkmaz Şencan abi. Ne de olsa kötü insanlarla işbirliği yaptın. Gerçi sonra pişman oldun ama bilemiyorum. Aha, tabii, evet. Ben de bilemiyorum. Anam, ne oldu yenge? Sıra bana geldi değil mi? Maalesef sıramıra kalmadı. Sunca abla, ne demek istiyorsunuz?
Diğer finalistimiz yarışmaya katılmadığı için jüri tek adayla yarışma olmayacağına karar verdi. Üzgünüm, şans bugün sizden yana değil. Belki başka sefere. Lara, sen ne biçim konuşuyorsun ha? Sencan Bey, Sencan Bey, ne yapıyorsun lan? Olmaz öyle şey! Ulan bir sakin ol, dayının! Bir delilenme dayının, bir dur, ölüm yok ucunda ya. Ben demiştim, mafya ile iş yapanın sonu böyle olur işte.